Merhabalar, Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok da şık görünümlü, rengarenk bir model bu. Modelin bu şekilde 6 dilim üçgenden oluşuyor. Onların birleştirilip kenarına 2 sıra yıldız tekniğiyle örülüp kenar örüsü yapılarak biten bir model. Orta kısmına bir çiçek yaptık. Şöyle boncuğu koydum ben ama şekil aslında. Ama dilerseniz eğer şu ortadaki boşluğun görünmesini istemezseniz bu şekilde boncuk da dikebilirsiniz modelimize. Modelimin yapımında 2 numara tığ kullandım. Siz elinizin ayarına olan tığla yapabilirsiniz. Ben bu şekilde her üçgende farklı renk kullandım ama siz dilerseniz bunu 2 renk, bir açık, bir koyu veya tamamen zıt 2 renkle de yapabilirsiniz. O da gayet hoş görünecektir, emin olun. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli. Modelimizin yapımına geçelim. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra yaklaşık 1-2-3 kadar zincir çekip ilmeğimizi uzattık. Ve hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim, sıkıladım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bu sefer fıstığımı kapatmadan ipimi doladım ve ilk yaptığım fıstığın dibine tekrar batıyorum. Bu şekilde bir. Bu ikisini birlikte kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi bir üçgen görünümüm var. Hemen geri dönüyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. Şimdi arttıra arttıra devam edeceğiz. Sıra başlarında arttırma yaparak, sıra sonlarında pardon. Bir fıstık yaptım, kapattım. İkinci fıstığımı yaptım. İlk fıstığımı battığım kısma bu şekilde ikinciyi yaptım. İpimi doladım ve en son fıstığın dibine batıyorum. Gördüğünüz gibi bu üçünü birlikte topluyorum. Şöyle alttan ip sallanan kısım başladığımız kısım olacak. Şöyle yani tutuyoruz. Ve şimdi buraya bir arttırma yapacağız. Bunun için bir fıstık yaptım. İkinciyi de alttaki üçgenin yine köşesinden alıyorum. Şöyle bu ikisini birlikte kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir fıstıktı. Burada iki fıstık oldu. Arttıra arttıra ilerleyeceğiz. Tekrar gösterelim hemen. Yine geri döndüm. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum dibine. İpimi doladım. Dibine yine batıyorum. İpimi doladım. Orta kısma batacağım şimdi. Ve kapatıyorum. Şöyle üçlü dola dola devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Şimdi bu bir. Yıldız tekniği ile bir üçgen yapıyoruz. Sıra başlarını normal örüp sıra sonlarında bir arttırma yapıyoruz. Şöyle üçledim ve kapatıyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Bu ikisini birlikte kapattım. Gördüğünüz gibi üçlendi. Geri döneyim. Tekrar yapalım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Sıra başlarında şuradaki fıstık sayımı 8 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İlk fıstık yapıp kapatıp daha sonra kapattığımız fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum.
kapatmadan ipimi dolayıp dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım ve şu kısma diğer fıstığımı yapıyorum. Ve bu üçünü birlikte topladım. Bu şekilde tekrar yapıyorum. İpimi doladım. İkinciyi alıyorum. Üçleyip üçleyip kapatacağız. Bu da üçüncüsü. Evet, bu üçünü de birlikte kapatalım. Bu şekilde. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım ikinciye. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve bu ucunu birlikte topluyorum. Hemen sıra sonuna da arttırmamızı yapıyorum. Buradaki fıstık sayısı 8 olana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Şu anda bizim fıstık sayımız gördüğünüz gibi 4. Tekrar geri dönüp bir fıstık yapıp kapatıp bir fıstık yapıp üçlü toplayarak sıra sonuna kadar gelip sıra sonunda da bir fıstık yapıp tekrar bir fıstık da dibine batıp ikisini birlikte topluyoruz. Böylece arttırmamızı yapmış oluyoruz. Şu kısımdaki fıstık sayım 8 olana kadar devam edelim. Bu dilimlerden 6 tane yapacağız. Gördüğünüz gibi 6 tane aynı üçgen parçamdan yaptım. Ve şimdi bunların birleştirmesine geçelim hemen. Birleştirmesi için açık renk ipimizi tığımıza sabitledikten sonra şöyle iki dilimi şöyle birleştireceğiz. Aralarda da fıstıklar geçecek. Şöyle tutalım, yani orta kısımdan birbirine birleştirelim hemen sık iğnemizle. Birleştirdiğimiz yerden hemen şöyle orta noktalardan geçirelim tığımızı. Sabitledikten sonra şöyle bir zincir çektim ve hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve bir zincir çektim, fıstığımı kapattım. Şimdi bu iki dilimin her ikisinden de tığımı geçirdim. Şöyle ipimi de aldım aradan ve sabitledim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şöyle buraya yine bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4'lü dolalım hatta fıstıklarımızı ki fıstıklar arada dolgun dursun. Kapattım, bir zinciri çektim. Yine her ikisinden de geçiyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yine her iki aradan da alıyorum ipimi. 3 ve 4. Ve bu ikisini yine birlikte bu fıstığımı kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Ve yine her ikisinden de geçirip sabitliyorum. Daha sonra da yine ilmeğimi uzatıyorum. Ve bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde üçgenimizin en başına kadar bu işlemi uygulayarak yapalım ve bir sonraki adımımıza geçelim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi en sona kadar geldim. En son fıstığımı yaptıktan sonra son sık iğnemi de şöyle köşeye yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Dilimimiz birleşti. İlk iki dilimimiz. Şimdi burada ipi koparıp sonra tekrardan bu alttan bu ikisini birleştirme yapabilirsiniz ama bu ip koparma işleri birazcık çirkin bir görüntü sağlıyor. O yüzden şöyle 4 zincir çekip yan tarafa gelin. Tekrar bir 4 zincir çekip yan tarafa doğru gelin. Tekrar 4 zincir çekip bu şekilde şöyle üstten geçelim. Sonra buralara zaten bu açık rengimizle fıstıklar yapacağımız için bu zincirler gözükmeyecektir. O yüzden rahat olabilirsiniz. Şöyle geliyoruz. Sonra da alta kadar yine aynı zincirlerimizle geçeceğiz. 4 zincir,
Bu 6. Şimdi buraya kadar geldik. Şu üst kenarımız bakın. Şimdi biz bu zincirlerimizi yine bu alta kadar gelip daha sonra da birleştirme yaparak fıstıklarımızla yukarı çıkacağız. Yani yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Alta geldim. 4 zincir çektim. Alta geldim. Çok çabuk da oluyor. Şöyle zincirlerimizi çekerek şu alt köşeye kadar gelelim. En son 4 zincirimi çektim. Ve yine şu köşeye geliyorum. Şöyle uç kısma. Geldim. Ve şimdi birleştireceğim dilimi yine şöyle bakın. Şu şekilde birleşecek. Alıyorum birleştireceğim dilimi. Şöyle onun ucundan da geçip sabitledikten sonra şöyle tutuyorum. Şimdi her iki taraftan da fıstıklarımı geçirerek şöyle hem pembeden hem de yeşilden geçirerek şu şekilde bir fıstıklarımı yapıyorum. Ve bir zincir çektim. Her iki aradan geçiyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bu şekilde bütün dilimlerin birleştirmesini yapacağız. 3. Bakın zincirli olan kısmın üzerinden geçiyorum şu anda. Yani onların üzerine bu fıstıklar kapatıyor. Tabi dilerseniz ipinizi kopararak da yapabilirsiniz ama böyle de yapabilirsiniz. Hiçbir zaman kaybı yok. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde fıstıklarla yukarı doğru geleceğiz. Daha sonra zincirlerle bu uca gelip diğer dilimimizi koyup yine zincirlerle alta indikten sonra fıstık yaparak yukarı çıkacağız. Bu şekilde bütün etrafını aynı işlemi uygulayarak geçelim. Ve bütün dilimlerimizi birleştirelim. Gördüğünüz gibi dilimlerimi birleştirdim. Ben 6 dilim bana biraz küçük geldi. Ben o yüzden bir dilim daha ekledim. Gördüğünüz gibi 7 dilimli oldu. O zaman böyle gayet normal yuvarlak kasmadan bir model oldu. Orijinalinde 6 dilimdi ama sanırım benim el farkımdan oldu. Şimdi hemen bunun etrafını yapalım. Şöyle etrafı için şu köşeden başlayalım. Şimdi bu kısımlarda birer arttırma yapacağız. Hemen ilk olarak arttırmayı yaparak başlayalım. Şöyle bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine tekrar batıyorum. Bu ikisini birleştirmiştik. Ama ikisinden herhangi birine batmanız yeterli. Sonra bu ikisini kapattım. Bu şekilde burada bir arttırma yapmış oldum bu köşe kısmında. Tekrar ilmeğimi uzattım. Ve yine üçlü üçlü toplayarak devam edeceğim. Normal yıldız tekniğiyle öreceğim. Sadece birleşim kısımlarına bir tane arttırma koyacağım. Bakın bu şekilde yıldız tekniğiyle örmeye devam ediyorum. Tekrar gösterelim. Şimdi bu dilimin sonuna kadar bu şekilde bir devam edelim yıldız tekniğiyle. Tekrar köşe kısmında ne yaptığımızı yine gösterelim. Bakın şöyle üçlü üçlü toplayarak şu kısma kadar gelelim ve buradaki arttırma kısmımızı yaparken yine size gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi şurada bir fıstık kalana kadar geldim ve şimdi yine gösterelim. Yine üçlü toplayacağız. 3, 2 ve üçüncüyü de buradan alıyorum. Bu üçünü birlikte topladım. Şimdi arttırmamızı yapacağız burada. Şimdi burada iki tane köşe olduğu için dilerseniz bu köşeden, dilerseniz yeşilin köşesinden de alabilirsiniz. Biz az önce pembeden almıştık. Bu sefer yeşilden alalım. Yani bu hiçbir fark getirmeyecektir. Bu ikisini birlikte kapattık. Böylece bu köşede bir arttırma yapmış olduk. Tekrar yıldız tekniğiyle örmeye devam ediyoruz.
Bir. İkinci fıstığım. Sadece köşelerde ikili toplayacağız. Diğer bütün kısımlarda üçlü üçlü toplayarak devam edeceğiz. İşte bakın görüntüm bu şekilde. Burada arttırma olduğu için model ilerledikçe herhangi bir kasma olmayacaktır. Aynı teknikle sıra sonuna kadar gelelim. Köşelerde ikili toplayacağız. Sadece şu kısımlarda ve diğer kısımlarda üçlü toplayarak devam edelim. Gördüğünüz gibi şurada iki fıstıklık yerim kalana kadar geldim. Şimdiki işlemimizi gösterelim hemen. Bir fıstığımı buradan aldım. İpimi doladım. İkinciyi buradan alıyorum. İpimi doladım. Üçüncüyü bu aradan alıyorum. Başlarken şuraları doldurduğumuz için bu sefer bu tarafa hiç batmadan şuradan dördüncü fıstığımı alacağım. Şöyle bakın. Ve bu dördünü birlikte kapatacağım. Böylece bu halkayı da birleştirmiş olacağım. Şöyle göstereyim. Bakın görüntüm bu. Şimdi buradan tekrar üçlü olarak devam edeceğim. İlk önce bir fıstığımı yaptım. Bir fıstığımı yapıp kapatıyorum. Tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine batıyorum. Bir sonraki araya batıyorum. Ve bu üçünü birlikte topluyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar bir fıstık yaptım. Normal üçlü üçlü dolarak geliyoruz. İki tane üçlü dolduktan sonra bu şekilde şu orta kısmı geldik gördüğünüz gibi. Yani yine köşenin üst sırasına geldik. Buraya geldikten sonra burada yine bir arttırma yapacağım. Şöyle. Bunun ikisini birlikte kapatacağım. Şöyle. Şuradan bakınca 1, 2, 3. fıstığımda arttırma yapmış oldum. Yani tam şuranın üstüne gelen kısım. Buradan sonrasında normal yıldız tekniğiyle örerek devam edeceğiz. Burada da aynı şekilde arttırmamızı bu sırada. Yani şu çizginin üstüne gelen yere geldiğimizde ikili yapıp kapatacağız. Şöyle bir tane daha göstereyim. Nasıl göründüğüne yine bakalım. Üçlü. Kapatıyorum. Evet. Bakın hem burada böyle bu arttırma bir dönüş gibi bir köşe gibi oluyor. Bu şekilde bütün köşelere şu beyaz çizginin uzantısına, şuraya, burada da şuna, hepsine bu kısımlarını arttırma yaparak bu sıramızın da sonuna kadar gelelim. Gördüğünüz gibi en son sırama kadar geldim. Şimdi şurada bir fıstıklık aram kaldı. Burada hemen şöyle bir fıstık yapıyorum. İkinci fıstığımı dibinden alıp bu ikisini kapatıyorum. Ve hemen karşı köşeye bunu sabitliyorum bu şekilde. Şimdi hemen kenar ayağımıza başlayalım. Kenar ayağımız için bir tane örümcek yaptım. Şuraya hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Şöyle üzerine bir örümcek daha yaptım. Ve aynı tepeye bunu batırıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bu örümceklerimin boyu fıstıktan biraz daha küçük. Küçük küçük örümcekler yani bir nevi. Tekrar bunu tepesine sabitliyorum. Tekrar bir fıstık boyunda örümcek yapıyorum. Ve bir sonraki fıstığın arasına bunu sabitledim. Tekrar bir örümcek yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki araya fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Yine iki örümcek yapıyorum. Tepeye bunu sabitliyorum. Tekrar iki örümcek yapıyorum.
ve tekrar tepeye bunu sabitliyorum. Fıstık boyunda diğer örümceğimi yapıp bir sonraki araya sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde bütün bu yuvarlağın etrafını aynı sistemle dolanacağız. Fıstık üstü örümcekler, geçişleri örümceklerle yaparak, bu şekilde bir kenar oyası yaparak şöyle devam edelim ve modelimizin bütün etrafını dolaşıp şu noktaya kadar gelelim ve en son olarak şu kısma bir çiçek yapacağız. Modelimizin hemen orta kısmı için bir çiçek yapacağız. Bunun için tığımızı ipimize sabitledikten sonra diş altı kadar bir zincir çekip sık iğneyle bu zincirleri halkaya dönüştürüyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çektim. İpimi doladım ve buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tekrar bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde toplamda 12 tane kutucuğumuz olacak. Yapalım, devam edelim hemen. Bir zincir, bir trabzan şeklinde. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum bu kısımları. Bildiğimiz kısımlar aslında çoğunlukla puf çiçek yaparken de uyguladığımız sistem. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. En son bir zincirimi çekip ilk kutunun içine bu zincirimi bu şekilde sabitleyip bir zincir çektim, sıkıladım. Ve hemen ilmeğimi uzattım. Buraya bir 3, 4, 5'li olarak bir fıstık yaptım. Yan tarafına geçtim. Yine 5'li olarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Sonrasında bunları kapattım. Fıstığımı. Ve bunun tepesine de modelimizin kenar oyasında yaptığımız gibi 2 tane örümcek yapıyorum. Çiçeğin dibine sabitliyorum. Tekrar 2 örümcek yapıp yaprağın dibine bunu sabitleyeceğim. Bu şekilde dibine sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincirle yaprağımın dibine iniyorum. Tekrar şöyle yan tarafa geçtim sık iğneyle. İlmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi doladım. Yan tarafa tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bunu kapattım. Şu şekilde. Ve tepesine yine 2 tane küçük örümcek yapacağım. Ve yine dibine bunu sabitleyeceğim. Sabitledim. Tekrar 2 örümcek yapıyorum. İki örümcekler bir nevi tekli fıstık gibi. Tek ipi aldığımız fıstık gibi. Üçlü dolamadan tek dolayıp. Tekrar dört zincirle dibine indim. Ve bu şekilde bütün bu 2-2 trabzan aralarını doldurarak toplamda 6 yapraklı çiçeğimizi oluşturup modelimizin orta kısmına dikeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün kenar oyamı bitirdim. Çiçeğimi şöyle orta kısma, dilerseniz yapraklar araya gelecek kısımda, dilerseniz şu fıstıkların üzerine gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle ortaya getirerek dikeceğim. Tam ortaya oturtup o ortadaki boşluk hem böylelikle görünmeyecek hem de daha zengin, daha hoş bir görüntü elde edeceğim. Şöyle alt taraftan dışarıdan görünmeyecek şekilde çiçeğimizi dikelim. Bu şekilde. Bütün yaprakların içinden geçerek şöyle hepsini şöyle oturtalım çiçeğimizin yapraklarını. Evet. Şu şekilde. Son yaprağım kaldı, onu da yapayım. Kenar oyasıyla aynıydı çiçeğimizin
yaprakları. Bu şekilde daha böyle bir takım görünümünde hoş bir görüntü oluştu. Bu şekilde modelimiz sonlandı. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Dilerseniz eğer şu orta kısmındaki boşluğu kapatmak için böyle bir boncuk da kullanabilirsiniz. Böyle de gayet hoş bir görünüm elde ediyoruz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli.